Sizlerle beraber her gün bir yerde karşılaşıyoruz. Özlemiyoruz birbirimizi. Ya biz özlüyoruz yine. Aa, ne kadar tatlısın. Bugün teşekkür ederim. Evet. Valla Ali sebebiyle burada olmaktan dolayı yine tabii ki çok çok mutluyum. Biraz önce Esin'e de söyledim. Arkadaşlarım eşlik edemediler ama gerçekten onlar da burada olmayı çok çok istediler. Çok teşekkür ediyoruz. Bize bu ödülü layık gören herkese hakikaten bütün bu çabamızı, emeğimizi gören herkese çok kıymetli bir ödül tabii ki. Benim için de tiyatro ile ilgili bir ödül alıyor olmak çok mutluluk verici. Teşekkür ediyoruz sizlere. Ay, sizler de çok seviniriz. 2019 projesini yedileriz. Evet. İlk başladığınızda tepkiler alacağınızı tahmin ediyorum. Bu kadar güzel tepkiler alacağım. Valla tabii ki iyi bir şeyler yapma isteğiyle girdiğimiz için hepimiz sonrasında da iyice pişerek ve birbirimize ısınarak ve hakikaten bu bütün ilk deneyimleri içselleştirerek daha da iyi bir hale geldi. O yüzden tabii ki çok mutluyuz. Yani başarısından dolayı, seyirci bizi yalnız bırakmadığı için, sürekli o salonları doldurduğu için inanılmaz bir duygu gerçekten. Bu son dönemde aslında birçok dizi oyuncusu tiyatroya yöneldi. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Valla bilmem ki. Yani ben çok yapmayı istediğim bir şeydi benim hep tiyatro. İlk sahne deneyimim zaten. Harika da bir işle nasip oldu bunu yapmak. O yüzden ben çok çok mutluyum ama bilmem yani bir sirkülasyon olması, herkesin bir şeyler yapması çok güzel bir şey tabii. Herkesin sanata, sahneye teşvik edilmesi çok çok güzel bir şey. Bu tarz başka projelerde geliyor mu devamında? Başka oyun, tiyatro gibi evet mi? Belki de bilmiyorum, şu anda geleni çok çünkü Alice devam edecek gibi gözüküyor. Bir son 20 saydık, 20 oyun saydık, Mayıs'a kadar devam ediyoruz ama tabii ki daha da fazla yapmak hepimizin gönlünde yatan şey. Alice olduğu sürece de benim aklımı başka hiçbir şey çelinmeyecek gibi. Başka nerede dans edeceğim böyle deliler gibi? Koşturacağım oraya buraya. Beni kapatıyorum diyorsunuz şu an. Ya kapatmak demek değil ama hani gerçekten içinde sevdiğim her şey olduğu için benim için bunu yapmak bu kadar içten yapabildiğim bir şey. Biraz da aslında özledim böyle sinema, televizyon, dizi bir şey yapmayı. O yüzden yani biraz çalışmalarımız var. Konuşuruz Bergen'le ilgili. Bizim son durum ne? Yani hala konuşmalar devam ediyorsa rafa mı kalktı? Yok, rafa kalkmadı. Aslında çok uzun süredir çalıştığımız bir şey. Senaryomuz çıktı. Senaryomuz çok güzel bir hale geldi. Biraz böyle uzun bir çalışma sürecine girdik diyelim şu anda işi ayağa kaldırabilmek için. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum ama ne zaman olur, ne zaman çekilir, ne zaman çıkar? Hakikaten şu anda hiçbir şey belli değil. Sadece güzel bir çekirdek ekibimiz var ve birlikte çalışmalar yapıyoruz daha iyi nasıl olabilir diye. Peki müzik hayatınızın büyük bir parçasını kaplıyor diyebiliriz. En son çıkan haber de Sezen Aksu'nun artık sizi ikna etmesi. Ya yok öyle bir şey. Sezen'i çok 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 seviyorum tabii ki ama gerçek olan bir haber değil maalesef. Ben düşünüyor musunuz peki? Yani bir albüm yapmayı ya da kendinize güzel bir anı bırakmak için. Şimdi düşünmüyorum. Yani hep de söylüyorum bunu. Oyunculuğu seviyorum ya. Ama böyle bir istek de var sizde. Medcezir'den beri hatta yani bugün bir istek var. Doğru. Hani sevenlerimiz için. Ne mi böyle bir şey? Yani teşekkür ediyorum öncelikle hani böyle düşünenlere, bir beklentisi olanlara bununla ilgili ama hakikaten bence biraz böyle işimin
bir parçası olarak yaptığım da benim için tadı var. Yoksa ben şarkıcıyım deyip çıkmak benim ne haddime diye düşünüyorum. Çok şey yapamam herhalde. Yani öyle bir profesyonellik düşünemezdim kendimi. Siz kendinizi şarkı söylerken nasıl hissediyorsunuz? Çok heyecanlanıyorum. Bir kere çok hakim olduğum bir alan değil tabii ki. O da başka bir disiplin, başka bir eğitim gerektiriyor. Benim bununla ilgili eğitimim sadece Alice sürecinde başladı. Alice'de şarkı söylediğimiz için hep beraber bir şan dersi aldık. Ve oyun öncesinde de sadece birkaç pratik yapıyoruz hep beraber. Onun haricinde hiçbir şeyim yok. O yüzden şu an böyle çok zor geliyor. Söylerken böyle kendimi geçiyorsun. Çok seviyorum, evet, doğru söylüyorsun. Yani seviyorum. Geçerek söylüyorsun. Seviyorum, evet. Yaptığım her şey de öyle. %100'ümle ya varım ya da yokum. Aynen. Doğru. Son dönemde kimleri dinliyorsun? Ben son dönemde kimleri dinliyorum? Valla o kadar çok isim dinliyorum ki şimdi bir anda sorunca aklıma gelmedi. Rap de dinliyorum. Türkçe rap çok beğeniyorum son dönemde. 90'lar çok seviyorum. Bravo, aynen. Onu çok iyi bildim. Ne zaman hakikaten bir müzik dinleyecek olsam hemen 90'lar pop Türkçe açıyorum. O beni çok mutlu ediyor. Tekstil rapte siz de sıkmak istemiyorum. Estağfurullah. Haberler çıktı yani. İlişkilerinizle ilgili, aşklarla ilgili falan. Neler söylemek istersiniz olarak dinleyin? Yormak da istemiyoruz dediğimi. Çok teşekkür ederim. O kadar tatlı sordun ki ilişkilerinizle ilgili. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim.